saattir burada direniyorlardı, gaz yiyorlardı. Bu bölge ikinci bölge. Ben buradaki ağaçların da vekiliyim. Sadece arkadaşların yaptığı örgütlenmeye ve itiraza dahil oldum. Bu kadar. Ama biz bugün püskürttük. Yarın yine gelirler. Bunlardaki bu neoliberal sistemin iştahı bütün ormanları kesse yine doymaz. Asıl olan bir farkındalık yaratmak. Sanırım bu farkındalık yaratıldı. Ta ki Büyükşehir Belediyesi bu usulsüz, bu gayri hukuki işlemden ricat ettiğini resmi olarak açıklayana kadar biz burada nöbet tutacağız. Ağaçların, her birimiz bir ağacın nöbetini tutacağız. Sabah kuşlara tekbir vereceğiz. Yeryüzü hepimizindir. Civarda betonlaşmayan tek yer burası. Burada insanlar fakir fukara, garip gureba çay parası ödemeden bir ağacın gölgesine sadece burada oturabiliyorlar. Bunu da çok görüyorlar. Biz bize bu gazı atanların da nefes hakkını savunuyoruz aslında. Savunmaya da devam edeceğiz. Sanatçı arkadaşlarımız burada büyük bir duyarlılık gösteriyorlar. Yarın akşam 7'de Karadenizli sanatçılar, 6'da düzeltiyorum. Karadenizli sanatçı kardeşlerimiz yarın akşam saat 6'da bugün sökülen ağaçların yerine fidan dikecekler. Bunların bu ağacın durumuna gelmesi için en az 20-30 yıla ihtiyaç var. Yapılan katliamın ne anlama geldiğini bu örnekle anlayabiliriz. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yaptığı açıklama da yalandır tek kelimeyle. Biz orada hiç ağaç kesmedik, 5 tane naklettik diyor. Ben buradaki bu itiraz eden kardeşlerimize soruyorum. Bu kepçe kaç tane ağaç kesti? Hiç nakledilecek gibi yaptılar mı? İşte arkadaşlarımız yaptılar mı böyle bir şey? Onun için arkadaşlar burada duracağız. Nefes alma hakkımızı, kurdun, kuşun, börtü böceğin hakkını, insanın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bütün İstanbul milletvekillerini buraya davet ediyoruz. Gelsinler, ağaç nöbeti tutsunlar. En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz. Büyük bir şerefle ben de sizi alkışlıyorum. Arkadaşlar, Karadenizli sanatçılardan Oktay da aramızda. Sözü ona veriyoruz. Oktay Üst. Söylenecek çok şey Sarı abi söyledi zaten. Biz Karadeniz müziğini yaşatmak... Karadeniz müziğini yaşatmanın yanında da doğayı da her zaman korumanın peşinde olduk. Karadeniz'deki bütün yaylalarımızı zaten HES'lerle doldurdular. Bu da bu gerçeklerin karşısında da duruyoruz. Artvin'de yapılacak olan maden ocaklarına da karşı duracağız. Ama şimdi İstanbul'da yaşadığımız bu doğada bu kadar ağacın meydana gelmesi kolay değildi. Biz de bu anlamda Karadenizli sanatçılar olarak Karmate Müzik Topluluğu ve peşinde arkadaşlarımız, birçok müzisyen arkadaşlarımız yarın akşam saat 6'da fidan dikip horon oynayacağız. Her diktiğimiz fidan için horon oynayacağız. Hepiniz fidanlarınızı getirebilirsiniz. Tek şeyimiz meyve ağaçları da bol bol getirin ki canlılar ondan da faydalansın. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
sahibiyiz arkadaşlar. Bütün park bizim. Herkes çadırına ortalama. Arkadaşlar. Tamam, yukarıda onlarla bir görüşebilirsiniz de biz sadece. Hayır, yaptığınız, makinenin çalışamaması hocam. Zaten makinenin çalışması da suç işgal altındayken. Buraya makine giremez arkadaşım. Bu kadar basit. Giremez. Evet, her istediğiniz yere makineye sokup herhalde kazanamazsınız. Ama bakın, belgeni göster abi. Şimdi belgeni göster. Çalışma belgeni göster. Hiç çalışma yani proje. Bana ne kardeşim, ben seni nerede diyeyim? Var proje. Bana ne kardeşim? Sorular yani zorlamayla, hadi diyerek. Matematik bir şey olmaz abi. Lütfen. Hadi diyerek, itirerek. Matematik bir şey olmaz abi. Ama çadır alacak. Arka taraftan alsın. Dur. Tamam. Tamam. Kardeş. Hayır, sakın ha. Sakın. Uzatmayın. Arkadaşlar, gerginlik yaratmayın. Tamam, biz. Geri gitsin. Lütfen. Lütfen. Böyle germeyin. Burası ile ilgili en ufak bir yetkiniz yok. Yalan söylüyorsunuz. Burası Taksim Gezi Parkı. Burası hukuk devleti ise giremezsiniz. Polis devleti ise git. Yalanlarınız uğruna vatan evlatlarını birbirine düşürmeyin. Hayır. Ne söylüyorsunuz? Poliste, halkı, mimarı, mühendisi karşı karşıya getirmeyin. Getir artık. Getir. Çocuklarınız silah alıyor arkadaşlar, gelmeyin arkadaşlar, toplak için yapıyoruz bunu biz. Toplak için yapıyoruz. Yapmayın arkadaşlar, gidin. Hayır.
Siz hangi kafayla polis oluyorsunuz? Ya gerçekten yanlış uymayın şu emirlere. İki koy. %80'i satıldı. %20'sine bırakın da insanlar yaşasın yani. Bu şehir hepimize zaten mezar olacak. Makine sen getirmiyorsan ben de alamayayım vallahi. Makine sen. Ne makinesi ya? Sen ne çiziyorsun? Makine
Hadi şimdi. Ya sen evi kurursa bu kadar diretme. Diretme bu kadar ya. Sen ne diretiyorsun? Senin davan mı bu? Ekmek davan mı senin? Öyleyse ne sıkıntı bu? Bu ne sıkıntı? Tamam arkadaşlar. Yavaş. Gelme. Tamam. Gelme. Tamam bırak. Gelme. Bırak. Gelme. Gelme. Dur Ali. Ali mısın? Abi koca. Sen de sana. Gök kafesi yakın, gök kafesi. Yalvarıyorum. Şu ağaçları size ya lütfen. Çocuk gibi ya yapma. Ne olacak yapma arkadaşlar. Yapma bak. Siz yaptırmayın. Bile siz yaptırmayın. Yapma. Siz tutun ya çocuğun için anlıyorum. Yapma arkadaşım be. Ailen için yapma. Akrabaların için. Yavaş yavaş. 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 Yavaş yavaş.